Abdülkadir Selvi Trump, ikinci darbe için Putin'i uyardı. Bunu tarihe bir kayıt düşme yazısı olarak görebilirsiniz. Dilerim gerçek olmaz. Wagner'in darbe girişimini atlattı ama Putin çok büyük yara aldı. Putin darbeyi önledi ama tehlike tam olarak geçmiş değil. Çünkü Amerika Başkanı olduğu dönemde Putin'le yakın ilişkiler kuran Trump çok önemli bir uyarıda bulundu. Trump, sıradaki çok daha kötü olabilir dedi. Çünkü Amerika'nın öncelikle hedefi Rusya'yı yenilgiye uğratmak değil, Putin'i devirmek. Rusya'da yönetim değişikliğini gerçekleştirmek. Trump, dostu Putin'i birincisini atlattın ama ikincisini önleyemeyebilirsin diye uyardı. Trump'ı ciddiye almak gerekiyor. İkinci darbe uyarısı. Çünkü CIA'in Wagner'in darbe girişiminin istihbaratını 2 ay önceden aldığı ve Amerika Başkanı'nı bilgilendirdiği söyleniyor. Putin'in haber alamadığı darbenin istihbaratını CIA alıyorsa siz onu bu işin içinde bir CIA bağlantısı var diye okuyabilirsiniz. Şimdi bu noktada Trump'ın uyarısı önem kazanıyor. Trump'ın en büyük seçim vaadi Ukrayna Savaşı'nı bitirmek. Seçimi kazandığı takdirde Ukrayna Savaşı'nı bitirmeyi vaat ediyor. O nedenle Amerika derin devletinin içinden Trump'a savaş karşıtlarından bilgi akışı olduğu anlaşılıyor. Trump sıradaki çok daha kötü olabilir dedi. Bu demektir ki CIA ikinci darbeye hazırlanıyor. Yerel seçimde bir de başörtüsü sandığı kurulur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu'nu bir samimiyet testine soktu. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım diye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu şimdi partisindeki isyanı bastırmakla meşgul olduğu için cevap verecek hali yok ama Erdoğan kararlı. Ekim ayında meclis yeni yasama yılına başlayınca ilk gündem maddelerinden biri başörtüsüne anayasal güvence ve aileyle ilgili düzenleme olacak. Yeni teklif mi gelecek? Peki geçen yasama yılında meclise sunulan teklif mi geçerli olacak yoksa yeni bir anayasa değişikliği teklifi mi getirilecek? AK Parti kulislerini yokladım. Yeni bir durum değerlendirmesi yapılmamış. Eski metinde olabilir yeni meclis ve yeni kabine ruhu esas alınarak yeni bir teklifte hazırlanabilir. Biliyorsunuz mecliste tablo değişti. Başörtüsü teklifine destek verebilecek parti sayısı arttı. İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva ve Demokrat Parti'nin başörtüsü teklifine destek vermesi bekleniyor. Onların önerisiyle yeni bir teklifte hazırlanabilir. AK Parti'nin buna açık olduğunu hissettim yerel seçimde çifte sandık. Böylece yerel seçimler öncesinde mecliste saflar yeniden belirlenmiş olacak. Eğer meclisteki oylamada referanduma gidecek bir sonuç çıkarsa, yerel seçimlerde belediye başkanlarıyla birlikte bir de başörtüsü oylaması yapabiliriz. İmamoğlu, Ecevit stratejisini kullanacak. Ekrem İmamoğlu seçimden sonra değişim talebiyle ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na sen kal koltuğa ben oturayım dedi. Ama başarılı olamadı. Kılıçdaroğlu mücadeleyi seçti. Adaysan çık karşıma kurultayda yarışalım mesajını verdi. Birçok yorumcu İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı'na talipsen bu iş sen çekil koltuğa ben oturayım demekle olmaz, Ecevit İsmet Paşa ile mücadele etmiş kazanmıştı. Sen de mücadele et kazan demişti. Mülkiyeliler Cuntası bu durum üzerine Ekrem İmamoğlu da strateji değişikliğine gitti. İmamoğlu şimdi İsmet Paşa'ya karşı Ecevit'in mücadelesini örnek aldı. İnönü'ye karşı ortanın solu hareketini başlatan Ecevit, Mülkiyeliler cuntası denilen akademisyen ve siyasetçilerden oluşan bir ekiple çalışıyordu. Turan Güneş, Haluk Ulman, Deniz Baykal, Besim Üstünel, Ahmet Yücekök önde gelen isimlerdi. Hepsi mülkiyeli değildi. Aralarında hukukçular da vardı. Ama CHP içindeki Jacobenler Nihat Erim, Kemal Satır ve Turhan Feyzioğlu'na karşı mücadele ettikleri için mülkiyeliler cuntası olarak anılıyorlardı. Ecevit hükümetlerinde bakan olarak yer alan bu isimler daha sonra Ecevit'le ters düşerek yollarını ayırdılar. Ama Ecevit'i CHP Genel Başkanlığı'na taşıdılar. Liderliğe giden yol. Oran'daki evinin girişinde Ecevit'le sohbet ediyorduk. 12 Mart darbesi karşısındaki duruşunu sormuştum. Çünkü oradan CHP Genel Başkanlığı'na uzanan bir yol vardı. 12 Mart müdahalesi olduğunda aydınlar destekledi. Ama ben 12 Mart müdahalesine karşı çıktım. 12 Mart'ın bize karşı ortanın solu hareketine karşı yapıldığını savundum. Çünkü biz bir ekiple ortanın solu hareketini hazırlamıştık iktidara geliyorduk. 12 Mart müdahalesiyle bu iktidarımız önlenmiş olacaktı. CHP genel sekreterliğinden istifa ettim. Fakat 12 Mart'a o kadar büyük bir destek vardı ki 12 Mart'ı adeta devrim olarak görenler bile vardı. Ankara'da aydınların olduğu çevrenin içine çıkarıyorduk. Bizi devrime karşı çıkmakla suçluyorlardı. Bunun üzerine Rahşanla Anadolu'ya gitmeye karar verdik. Aydın Nazilli'ye gittim. Hiç unutmuyorum, bir kahvehaneden içeri girdim. Kış olduğu için soba yanıyordu. Orada bir sandalyenin üzerine çıkıp bir konuşma yaptım. 12 Mart'ı ve CHP'nin 12 Mart'a destek vermesini eleştirdim. Bunun üzerine birisi, ''Kara olan güzel konuşuyorsun, doğru diyorsun ama İsmet Paşa'ya karşı durabilecek misin?'' dedi. Ben, ''Evet duracağım.'' dedim. Bunun üzerine, ''Tamam, o zaman biz de senin arkanda duracağız.'' dedi. Benim CHP liderliğine yürüyüşüm orada başladı diye anlatmıştı. Ecevit stratejisi. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında böyle bir demokrasi mücadelesi yok. Ama İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na çekil demekle CHP genel başkanı olamayacağını anladı. Ecevit stratejisini uygulamaya başladı. Manifestoyu hazırlamak üzere İmamoğlu'nun bir ekip kurduğu söyleniyor. Kurban Bayramı'ndan sonra İmamoğlu'nun bu manifestoyla birlikte bir de kadro açıklayacağı söyleniyor. Aday olacak mı? Birinci adım manifesto, ikinci adımsa kadro olacak. Ama asıl önemli adım genel başkanlığa aday olacak mı, olmayacak mı? Eğer bunları yaptıktan sonra aday olmazsa kaybedenler kulübünde yerini alacak demektir. Çünkü Ecevit, İsmet Paşa gibi tarihi bir şahsiyetle yarıştığı için önce CHP'ye genel başkan sonra lider olmuştu. Bakalım Ekrem İmamoğlu o cesareti gösterebilecek mi? Abdülkadir Selvi, Hürriyet İsmail Yaşa Arap Sokağında Rusya Yorumları Çift kutuplu dünyanın iki süper gücünden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin mirasçısı Rusya gibi büyük bir ülkede yaşanan herhangi bir karmaşanın ve iç çatışmanın sadece ülke içinde değil bölgesel ve küresel boyutlarda da etkileri olacaktır. Dolayısıyla son günlerde yaşananlar türünden gelişmeler tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilir ve gerginliğin nasıl sona ereceği, ne yöne evrileceği ve olası etkileri tahmin edilmeye çalışılır. Arap Baharı devrimlerinin karşı devrimlerle bastırılması sürecinde Moskova'nın diktatör rejimlere verdiği destekten canı yanan Arap halkları da paramiliter Rus grubu Wagner'in "Hoşaf'ın yağı nerede?" diyerek patronuna isyanını heyecanla ve iki zalimin birbirlerine zarar vermesini temenni ederek izliyor. Suriye'de rejim güçlerinin ve şebbianın döktüğü her damla kandan sorumlu olan ve kendisi de çok kan döken, dökmeye devam eden Rus ordusuyla, Libya'da savaş baronu Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'u işgal girişimine destek olan Wagner'in çatışmasında iki tarafında darbe yemesi milyonlarca mazluma az da olsa mutluluk verecektir. Wagner'in güç zehirlenmesi yaşayarak kendisini besleyip büyüten Putin'e isyan ettiği söylenirken, asıl güç zehirlenmesini yaşayan Putin'in Kırım'ı ilhak ettikten sonra Ukrayna'yı işgal etmeye kalkıştığı, Suriye'de birçok katliam gerçekleştirdiği, Rus katiller sürüsünü Libya'ya ve Afrika ülkelerine gönderdiği unutulmamalı. Dünyanın dikkati Wagner krizine çevriliyken, Rus ordusu İdlib'in batısındaki Cisrus şuurda, Pazar yerini vurarak yeni bir cinayete imza attı. Sudan'da orduya baş kaldırarak iç savaş başlatan Hızlı Destek Kuvvetleri adlı paramiliter grupla Wagner arasındaki işbirliği, Arap sokağının Rusya'daki çatışmaya ilgisinin bir başka sebebi. HDK'nın başındaki Hımit Tilaklı Muhammed Hamdan Dagalo'nun da sosisli sandviç satıcısıyken hızla yükselen ve Wagner'i kuran Evgeni Prigojin'inkine benzer bir hikayesi var da deve çobanı iken, Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir tarafından Darfur'da ayrılıkçılara karşı savaşması için desteklendi ve hızla yükseldi. Kurduğu paramiliter grup zamanla büyüyerek paralel ordu haline geldi. Bu arada Dagalu da Prigojin gibi aşırı zenginleşmiş ve emrindeki milislerle altın madenlerinin işletilmesi dahil birçok işi yapar olmuştu. Rusya'daki krizin ateşi, Prigozhin'in Belarus'a gitmeyi kabul etmesi ve Wagner'in geri çekilmesiyle sönmüş görünüyor. Fakat Ukrayna'da batağa saplanan ve büyük kayıplar veren, paramiliter bir grubun Rusya'ya ilerlemesini engellemek için yollara hendekler kazan Rus ordusunun karizması tekrar çizildi. Wagner isyanının etkilerini tam olarak görmek için bir süre daha beklemek gerekecek. İç çatışma sebebiyle Rusya'nın elinin zayıflaması Suriye'den Libya'ya birçok yerde Türkiye'yi rahatlatır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu son krizde Putin'e verdiği desteğin karşılıksız olduğu zannedilmemeli. Wagner krizi bu kadar kısa sürede sona ermeseydi sanki daha iyi olurdu. Türk devletleri de üzerlerindeki Rus etkisinden kurtulmak ve birliklerini güçlendirmek için her türlü gelişmeye hazır olmalılar. Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için ayağımıza kadar gelen fırsatları kaçırmamamız gerekiyor. İsmail Yaşa, Diriliş Postası